Çok parlak bir bilik sergini. Havanın güzelliğini görüyor musunuz? 25 derece. İnanılmaz. Türkiye bile bu kadar, Türkiye demeyeyim, İstanbul bile bu kadar sıcak değil. Şu anda ormana gidiyoruz. Ormanın ismi tamamen Türk olarak okuyacağım. Boyis de la Cambre. Öyle okunmuyor tabii ki. Ama oraya gideceğiz. Normalde aslında niye Uber'le gitmiyoruz bilmiyorum ama. Efendim? Uber'le gitsek 5 euro tutuyormuş ya. Çok yakın yani. Evet, orada herkes bisiklet sürüyor bir tane. Beril'in bisikletini de böyle yükselttik ve Beril daha güzel sürebiliyor artık. Değil mi Beril? Her neyse. Biz toplu taşımayla gidelim dedik ve şimdi otobüse bineceğiz. Otobüse 2 durak sonra ineceğiz. Tramvay var. Tramvaya bineceğiz ve orada da sanıyorum 4 durak sonra orada olacağız. Yani bir 10 dakika yürüme mesafesi var sanıyorum ama normal yani. Ormana gidiyoruz. Evet. Beril de bir seneden sonra kısa kol giydi. Kime paten alacağım ben? Sen. Tamam, ben şimdi burada kapatayım. Sonra tekrar açarım. Sen mi paten istiyorsun? No paten mi? More mu? Hem more. Renk olarak söylüyormuş. Ya bu diller birbirine karışıyor gerçekten. Hadi kapatıyorum şimdi. Şu an tramvaya geçtik. Şu karşıdaki otobüs durağından indik. Şurası. Gösteremedim. Etterbek istasyonundayız. Şöyle göstereyim. 25'e bineceğiz. Ve o da 3 dakika sonra geliyor. Şimdi indiğimiz yerde, yani tramvay şurada indi. Orada bir minik bir kitapçı diyor ama kitapçı değil yani, dergi satıyor falan. Neyse, orada yiyecek de satılıyordu. Bizim böreklere benzeyen bir şey görünce ıspanaklı hemen alayım dedim. Adama diyorum ki Fransızca bilmiyorum, Arapça falan diyor. Yok dedim. Ondan sonra neyse. Sonra Beril'e böyle bir hediye verdi. Yani... Bu çok şey yani, bir de yardım ediyor falan, çok güzeldi tavrı. Şu ağaçlara bakar mısınız, muhteşem pembe çiçek veren ağaçlara bayılıyorum, sakura ağaçları. Şimdi biz yolumuza buradan devam edeceğiz. 10 dakika kadar bir süre yürüyeceğiz, o zaman gidelim ve oradaki harika manzarayı size göstereceğim. Şimdi ormana giriş yapıyoruz. İşte bu kadar basit. Tramvaydan indik. İnanın 5 dakikamı ne yürüdük. Tamam, devam edelim. Parkı buluruz. Diyeyim. Bakın nereye geldik. Sen de koş yerden beni zannet. İşte. Devam et. Devam edeyim. Devam et diyor. Çok güzel burası ya. Araba falan yok. Araba yolu var ama bisikletliler kullanıyorlar. Şurada dondurmacı var. Muhtemelen başka noktalarda da var. Ay, çadır bile kurmuşlar ya. Çok iyi. Su çok güzel gözüküyor. Bilmiyorum buradan ne kadar gözüküyor ama. Gezeceğiz biraz. Bak,
Şimdi bir waffle ve dondurma sırasındayım. Ya çok güzel yeşillik. Biri kakaolu dondurma istiyor. Böyle ağaçlar. Herkes güneşin tadını çıkarıyor tabii ki. Muhteşem. Biz bir de çocuk parkına gideceğiz. Olabilirsek. Evet, örtümüzü serdik. Ondan sonra cuma yedik, içtik. Elhamdülillah. Şimdi burada az önce gösterdiğim gibi bir tane waffle ve dondurma arabası var. Ve oradan bir tane ben çikolatalı waffle aldım. Kendime Biril'de çikolatalı dondurma diye en baştan bir tutturduğu için çikolatalı dondurma aldım. Ama sonra tabii ki benim waffle'ıma göz koydu. Ondan sonracığıma o yüzden ona benimkinden de ısırttım. Yani Biril 3 yaşından sonra cozuttu. Yani diyorum ki iyi ki 3 yaşına kadar çok titiz davranmışım. Ona hiç tanıtmamışım bu tatlı tatları. Bakar mısınız? Şimdi bu belinin dondurması. Yani hepsini yemiyor. Mesela bu benim için çok iyi bir şey. Birkaç kaşık aldı. Hatta bir tane yanlışlıkla böyle büyük bir kaşığı alıp yutmuş ve boğazı acıdı. Tabii ki böyle buz gibi şey birden boğazına inince böyle ve falan ağladı. yani dondurma aslında yani aldım diye böyle sonuna kadar bitirmiyor. Ki arkadaşım Sara da çok şaşırdı buna. Çünkü normalde Beril'e bir yiyecek verdiğin zaman bir atıştırmalık falan hepsini böyle bu şekilde saldırır. Yani hepsini bitirir yer. Fransızca konuşan bir çocuk var önümde şu an. Aynı biri gibi hareketleri var. Evet. Yani burası çok güzel bir yer. Buraya ben daha önce toplu taşımayla gelmedim. 2 ya da 3 kere bisikletle geldim. 3 kere olacak herhalde. Yani 2,5 senede 3 kere gelmek de buraya biraz utanç verici bir şey galiba. Çünkü burası aslında evimize çok yakın bir yer. Ve konuşmayı bıraktım çünkü Türk'e benzettim. Biri geçiyordu ama Arap da olabilir tabii. Evet, burası gerçekten evimize çok yakın. Yani bu nimeti düşündüğüm zaman ya bilmiyorum ya, şehirdesin, şehirde yaşıyorsun ve bizim oturduğumuz yer gerçekten çok merkezi bir yer. Hani diyemem ki biz böyle uzakta oturuyoruz falan, öyle değil. Yani 2 vesaitli ve çok kısa, böyle birkaç durak gitmeyle buradayım. Neyse, şimdi keyfini çıkaracağım. O yüzden sonra görüşürüz. Bu taraftan yola çıktık. Şöyle bir şey görünce size göstermek istedim. Bu tarz şeyler genelde yapı marketlerine falan satılıyor ya da ev eşyaları satılan yerlerde. Ama tabii bu kadar büyüğünü ben görmemiştim. Demek ki büyük mağazalarda satılıyor muhtemelen. Ya da kendileri yaptılar belki, bilmiyorum. Bunların çok küçük versiyonlarını gördüm. İşte insanlar bahçelerine koyuyorlar falan. Yani doğa hayvanlarına yuva. Böyle çok güzel. Ve şöyle bir yapı var. Yani ilginç. Şurada da şöyle bir kafeterya var. Biz şimdi bu taraftan gidiyoruz. Böyle bir çocuk parkına geldik. Ay, her şey çok doğal arkadaş. Bakar mısınız? Hadi biraz eğlenelim burada. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü artık kapatıyorum. Biz eve gidiyoruz. Şöyle arka planda masal gibi. Çok güzeldi. Bir dahakine kesinlikle daha erken geleceğim. Daha uzun kalacağım.
Bu yaz buraya daha sık gelmeyi düşünüyorum. Yolda biraz daha iyi öğrendim ya, yani bisikletsiz yolu. Hoşçakalın.